Manşete hoş geldiniz. Evet, bu eğlenceli video ile başlayayım dedim. Obama çifti, Kamala Harris'e desteklerini bildirdiler. 5 gün sonra önemli bir haber. Haliyle Kamala Harris'in Demokrat Parti'den başkan adaylığı %100'e yakın. Artık kesinleşmiş durumda. Karşısına kimse çıkmadı. Bu noktadan sonra çıkacak gibi de görünmüyor. Bununla ilgili gelişmeleri yayının sonuna bırakıyoruz ve yayının başında enteresan bir gelişmeyle başlayalım. Yani espriydi, gerçek oldu. AK Parti iktidarında gerçek oldu. Artık donumuza kadar alıyorlar, donumuza kadar alırlar ya da donumuza kadar aldılar gibi laflar vardı. Tabir amiyaneyle, yani halk diliyle, mazur görün. Fakat oldu bu. Oldu yani. Enteresan. İcra dairelerinde 22 milyon 410 bin dosya varmış. Sözcünün haberine göre borcunu ödeyemeyenlerin neyi var neyi yok hacizli durumda diyor. Ve bunlardan bir dosya var ki son derece enteresan, Düzce. Özür dilerim, İzmir Dikili İcra Dairesi. Şimdi Dikili İcra Dairesi'ne baktığınızda ilana işte satışa çıkarılan mallar var bir dosyadan dolayı. Perdeler var, koridor halısı var, termosifon, kova ve leğenler bile satışa çıkarılmış, yastıklar var falan. Fakat bu işaretlenmiş olan maddeye dikkat. Muhtelif elbiseler gardırop içerisinde ve iç çamaşırları. Don, yani bildiğiniz don, fanila. Onlar da satışa çıkarılmış. Yani milletin donuna kadar aldılar meselesi. Evet, milletin donuna kadar aldılar ama tabii şu ara gündemde olan CHP'li belediyeleri acaba donuna kadar icraya verecek mi ya da haciz edecek mi? Malını mülkün elinde ne varsa iktidar, o konuşuluyor ama millet de bu durumda. Yani enteresan. Enteresan. Bu da oldu diyorsunuz. Yani dona haciz. Bu da oldu diyorsunuz. Hiç beklemediğiniz, ummadığınız bir şey. Yani ben evine icra gelmiş insanlardan biriyim. Türkiye'de birkaç kere geldi. Müzik setimi falan götürdüler yani. Ama para edecek şeyleri alırlardı yani. Hani böyle gömlek, pantolon, don, tişört gibi şeylere girmezlerdi ama giriyorlarmış artık yani. Mahve İlmez paylaşmış. Asgari ücretle satın alınabilecek Big Mac adedi diyor. Big Mac, McDonald's'ta satılan iki köfteli burger, hamburger. Şimdi Nisan 2002'de 41 adet bir asgari ücretle 41 adet hamburger alabiliyormuşsunuz. İki köfteli burger McDonald's'ta satılan. Bu Ocak 2021'de 189'a kadar çıkmış. Güzel bir artış. Yani Ocak 2021'de bir asgari ücretli 189, o asgari ücretle 189 burger alabiliyormuş. Fakat bugün, yani Temmuz 2024'te bu 89'a düşmüş. Bir asgari ücretli 89 burger alabiliyor. İki köfteli Big Mac. Mahve İlmez onu soruyor. 2021-24 arasında buharlaşan 100 hamburgere ne oldu? Neden 20 yıl geriye, 2004'e döndük? Yanıtı hepimiz biliyoruz demiş ve bir alıntı yapmış. Krizlerin gelmesi sandığınızdan çok daha uzun zaman alır. Oluşu ise düşündüğünüzden çok daha hızlıdır. Esasen kastettiği şey şu: bu 10 yıldır adım adım gelen bir şeydi. Fakat bir anda güm diye de vurdu. Yani esasen 2021'de 189 burger alınırken işler iyiye gitmiyordu. İşler sarpa sarmıştı. Fakat vurması böyle ani oldu diyor. Günaydın kocaman. Evet, Erdoğan'ın talimatıyla CHP'li belediyelere mali darbe girişimi demiş Özgür Özel. Bakalım CHP bu darbe girişimine nasıl cevap verecek? Tankın üstüne çıkacak mı? O diğer laflarını önemsemiyorum. Ödemeden kaçtıkları borçlar var. En borçlu belediyeleri bize devrettiler. Yıllardır borcu neden biriktirdiniz diye soruyor. Yani bunlar geçti artık. 20 sene önceki sorulardı bunlar. O da artık bu soruların bir karşılığı olmadığını biliyor da öyle. Yani tabii ki sana yıkacak. Tabii ki kendi dönemini sana yakacak. Ve sonra da enkaz edebiyatı yapacak. Sonra da bak, milletin çöpü toplanmıyor. Millet fakir zaruret içerisinde. Bütün bunlar hep belediyeler yüzünden oldu. Belediye su faturasını kilitledi. Belediye çöpü kilitledi. Belediyeye şunu kilitledi, bunu kilitledi diye. Hepsini AKP, CHP'lere kilitleyecek. Bu böyle yani. Yani ya, onun halka hizmet, millete hizmet gibi bir derdi yok ki. Hiç olmadı zaten. Yani. Altı Öztürk isimli bir siyaset bilimci paylaşmış. AKP siyaset tarihinin en büyük yenilgisini almış. Erdoğan bütün büyük şehirleri kaybetmiş. Dem seçmeni şantajlara, umut tacirliğine rağmen CHP adaylarını desteklemiş. Ücretlere artış yok, kriz derinleşiyor. Erdoğan'ı yeniden muktedir kılıyorsunuz. Hiç normal bir görüntü değil demiş.
Politik psikoloji, siyasal iletişim, çatışma ve barış iletişimi alanında bir öğretim üyesi. Hani hep biz söylüyorduk, laflar bir yere gitmiyordu. Bari en azından bu kişi üzerinden söylenenlere, yazılanlara bir kulak verin. Onun için getirdim yani. Ne demiş devamla? Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü. Direneceğiz denmedi mi? Halk direnmeye çağrılmadı mı? Devamı geldi mi? Gelmedi. Anayasa Mahkemesi kararını tanımadılar. O zafer ortamında neden bu kadar pasif kalındı? Hiçbirinin cevabı yok. Pazarlık dönüyor ama biz bilmiyoruz. 2015'te AKP-CHP görüşmelerinin ardından Erdoğan'ın MHP ile anlaştığı çabuk unutuldu. Beklenti yönetimiyle yeniden elini güçlendiriyor Erdoğan. Ne elde edildi bugüne kadar? Gezi davası ortada. Bu mudur sonuç alan politika? Kaybettikleri psikolojik üstünlüğü yeniden kazanıyorlar. Bu çok açık. Yeniden oyun kurucu hale geliyorlar demiş. Devam da ediyor. Hepsini okumayacağım. Ama yani sakal da bıraktık. Lafımız anlaşılsın diye en azından farklı kelimelerle, farklı isimler üzerinden bir kere daha mesajı geçirelim ki daha iyi anlaşılsın, kavransın. Bugün seçim olsa CHP hiç almadığı kadar oy alabilir demiş. Kim? İktidara yakın bir araştırma şirketi olan Optimar'ın başkanı Hilmi Daşdemir. Ama daha önemli bir şey söylüyor. Bugün diyor halkın %65'i ilk sırada problem olarak ekonomiyi görüyor. Tabii. Halkın %65'i ekonomiyi görüyor, okey de. Yani %35'i neyi görüyor? Yani sadece halkın %35'i mi ekonomiyi bir numaralı problem olarak görüyor? %35'i için ekonomi bir problem değil yani. En büyük problem değil. Halkın %35'i için. Bu da problemli değil mi? Sorun yani. Hani %5'i falan dese anlayacağım. Hadi %10 dese bile anlayacağım. Yani %10... Bir numaralı sorun olarak ekonomiyi görmüyor dese anlayacağım. Çünkü onlar kaymak tabaka. Ekonomik kriz onlara uğramıyor. Ama %35. %35 değil bu kaymak tabaka. Bu da ilginç yani. Fakat devamı daha enteresan. Kim çözer diye sorduk diyor. %22 ile AKP ilk sırada. CHP %18 ile ikinci sırada. Yani umut yok. Zaten hiçbiri diyenlerin oranı 37,5. Her 3 kişiden ikisi... En büyük sorun ekonomi diyor bu araştırmaya göre. Her 3 kişiden biri de hiçbir partinin, hiçbir liderin çözemeyeceğine inanıyor. Gelinen durum, gelinen nokta. Yani bugün seçim olsa CHP hiç almadığı kadar oy alıyor. Fakat onun çözebileceğine dair inanç yok. Yani bunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ekose ceket giyerek mi sağlayacak? İlan edip sonra vazgeçtiği mitinglerle mi sağlayacak? İşte anayasa mitingi gibi, anayasaya saygı mitingi gibi, 1 Mayıs mitingi gibi. Ya da ne bileyim ışık kapama, açma kapama eylemi başlattığı 3 gün oldu olmadı bitti. Onunla mı yapacak? Yoksa Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı'nın elini sıkarak, gözlerinin içine bakarak mı yapacak bilmiyoruz. Ama neticede vaziyet bu. Ki şahsen bundan daha vahim olması gerekir sonuçların. Onu söyledim yani 3 kişiden ikisi sadece ekonomiyi problem olarak görüyor. Böyle bir meclis. Şimdi dün ekrana getirmiştim. Bunun üzerine hiçbir şey yok. Bilakis iktidar tarafı yürü kim tutar seni filan derken yani eski bakan Kara İsmailoğlu DEM Partili bir milletvekilini dövdü. Tekme tokat girdi. Ve bunu yapan bir eski bakan bir AKP'li olduğu için hiçbir şey yok. Tam tersi olsaydı. DEM Partili bir vekil, bir AKP'li vekile bir yumruk atsaydı ne olurdu bugün? Ne olurdu? Cumhurbaşkanından başlayarak sıralı herkes bir şey söylerdi değil mi? Fakat şimdi Cumhurbaşkanlığından başlayarak aşağı doğru övgü mesajları var. Kim? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Oktay Saral. Diyor ki, Kara İsmailoğlu hemşerim. Demliğe diyor hak ettiği muameleyle cevap verdin. Yürekten kutlarım. Oflu duruşuna, ellerine sağlık. Bir de böyle bir hemşericilik var. Nusla uslanmayanı etmeli tektir, tektirle uslanmayanın hakkı kötektir diyerek de bunu meşrulaştırmış. Yani laftan anlamıyorsa döveceksin diyor. Yaşasın illegalite. DEM Parti demişken DEM Parti Van Belediyesi yollara önce yaya manasına peşi peya yazıyor. Yani sağ tarafta Kürtçe, sol tarafta da peşi peya. Ama bunu birileri, kimler oldu aşağı yukarı belli, bozkurt işareti yapan bir odak.
Türkiye Türk'tür, Türk kalacak diye böyle boyuyor filan falan. Tamamen planlı bir şey. Tamamen planlı bir şey. Ve bu bu vandallık şey görüyor. İlgi görüyor. Yani işte mecliste DEM partililere dayak olarak belediyelerde de kayyum atandığında kimsenin sesini çıkarmaması olarak. Evet. Sonra diyoruz ki işte bu bir darbe. Şimdi iktidarın amacı çok net. Burada iki cümle, üç cümle kuracağım. Bir, belediyelerde iktidarı kaybettiği için bunu vatandaşa ve o belediyelere ödetmek istiyor. Vatandaş umurunda bile değil. Vatandaşın bu konuda çekeceği çile umurunda bile değil. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na, Ankara'da Mansur Yavaş'a kesilecek o fatura. Diğer illerde de o illerin CHP'li belediye başkanlarına. AKP'li belediyelerde ise orayı aşağıdan, el altından başka bir biçimde desteklemeye devam edecek. Dolayısıyla ekonomik olarak belediyelerle savaşa girişti. Ve yani İstanbul'da 3-5 tane olan kent lokantaları falan gibi yerler bile göze batıyor. Baş ağrıtıyor. İktidar açısından söylüyorum. Sokak hayvanları ile ilgili işte yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geliyor. Ziyaretçi yasağı falan koymuşlar mecliste olay çıkmasın. Gürültüsüz patırtısız hemen bu işi geçirelim diye. Muhtemelen AKP ile MHP bir anlaşma yolu bulacak. Belki birkaç cümleyi çıkartarak ekleyerek neyse. Bunu da CHP'li belediyelere kitlemiş durumda. Çünkü bununla başıboş köpeklerin toplanması, onların barınaklarda toplanması, sonra da işte hasta olanların falan uyutulması falan hedefleniyor. Böyle bir şey. Onu da oraya kitlemiş durumda. Dolayısıyla halkla belediyeyi bir yönüyle, yani sokak köpekleri meselesinde hayvanseverlerle CHP'li belediyeleri, ki gelebiliyor. Adalarda gördük mesela Azmanbüs konusunda. CHP'li hem ilçe hem de Büyükşehir Belediyesi ile ada halkı, adalar halkı bir karşı karşıya geldi. Ve hala Azmanbüs meselesi çözülebilmiş değil. Neticede böyle dinamik bir kitle var. Yani CHP'li belediyelerde özellikle en azından CHP'li belediyelere karşı ses çıkarabileceklerini biliyorlar. CHP'li belediyeleri protesto ettiklerinde de polis onlara özellikle ilişmiyor. Protesto edilen CHP'li belediye olduğu için. Böyle de bir durum var. Haliyle şimdi Özgür Özel'in de söylediği gibi AKP döneminde tahsil edilmeyen borçlar için süreç başlatıldı. Ve gene işte belediyelerin tasarruf genelgesiyle falan eli kolu bağlanacak. Şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. İşte kreş açamazsın. Ne bileyim, bakıma muhtaç olan insanlara şunu yapamazsın, bunu yapamazsın gibi. Haliyle elden geldiğince mücadele edip onların itibarlarını sıfırlamak için yapacaklar. Böyle bir süreç başladı. Bakalım ne olacak? Yani bu darbeye nasıl cevap vereceksiniz? Bir kere daha soruyorum. Özgür Özel tankın üstüne çıkacak mı? Ya da daha önce Kasım 2025 olarak ilan etmişti erken seçim tarihini. Yani ondan önce olmaz demişti. 1,5 yıl sonra olur demişti. 1,5 yılda Kasım 2025'e denk geliyor. Kasım 2025'e kadar her gün 3-5 yerde konuşarak bu işi götürebileceğini mi düşünüyor? Göreceğiz. Dış gündeme geçmeden bir magazinle rahatlatayım sizi. Burası Bodrum Antik Tiyatro. Antik Tiyatro'da konser veriliyor. Tabii bilemiyorum, bu tarihçilerin ve kent bilimcilerin veya şehir planlamacıların, neyse işte bu konudaki artık sanatseverlerin meselesi. Bu doğru mudur, yanlış mıdır meselesine girmek. Fakat orada tam sahnede bir taş var. Buna altar taşı deniyor. Bu şey değil, antik mezar değil. Yani milattan önce 4. yüzyıla kadar orada işte tanrılara bir şeyler kurban ediliyormuş filan. Onun içinde o taş oraya yapılmış filan, neyse. Şimdi orada görüyorsunuz fotoğrafta bir güvenlik görevlisi var. Bu taşa bir şey olmasın diye, konser esnasında bu taşa bir şey olmasın diye oraya dikilmiş. En son Göksel'in konserinde, önceki akşamki Bodrum konserinde güvenlik görevlisi de orada taşı bekliyormuş. Niye? Çünkü Yıldız Tilbe daha önce o taşa çıkmış. Hatta Teoman da taşın üstüne çıkıp bu şekilde yatarak şarkı söylemiş. Şimdi bunlar olunca öyle bir güvenlik görevlisi dikmişler başına. Türkiye'den manzaralar. Birazdan Paris'teki olimpiyat açılışına geleceğim ama ondan önce şu şeyi tekrar hatırlayalım. Netanyahu'nun ABD kongresinde ayakta alkışlanması meselesini. 50 ila 58 kere bir saatlik konuşmada ayakta alkışlandı. Bütün dünyada büyük bir tepkiye yol açtı bu. Orada Netanyahu konuşurken hemen arkasında Kamala Harris'in olması gerekiyordu. Başkan yardımcısı sıfatıyla Temsilciler Meclisi Başkanı'nın hemen yanında. Kamala Harris yoktu. Belli ki bu durum çok da içine sinmiş değildi. Ama Kamala Harris Netanyahu ile görüştü, Biden da görüştü. Ve Netanyahu'ya yaptıkları ettikleri, 7 Ekim'den bu tarafa yaptıkları ettikleri ve bundan sonra yapacakları için en azından böyle bir moral desteği verilmiş oldu. Ülkesinde bile büyük tepkilere
maruz kalan bir politikacı ama yığınla yalan söyledi. Bu yalanlardan biri de şuydu, onu ekrana getireceğim. Bunu bir Belçika Başbakan Yardımcısı söyledi. Özellikle Rashida Tlaib'in tweetini alıntılayarak dedi ki, şoke oldum. Çünkü dedi, İsrail Başbakanı ABD Kongresi'ne göz göre göre yalan söyledi ve bu yalan alkış aldı. Bunu görünce şoke oldum, diyor. Yalan da şu, kaç sivil öldürüldü diye soruyor kendi kendine Netanyahu konuşmasında. Neredeyse hiç, diyor. Pratik olarak hiç. Pratically işte nan falan gibi şeyle. Yani esasen öldürdük ama kazara öldürdük demeye getiriyor. Orada yani pratik olarak hiç derken ya da neredeyse hiç derken kastettiği bu. Evet. Uluslararası hukuk herkes için geçerlidir diyerek de bağlamış mesajını Belçika Başbakan Yardımcısı. Evet. Belçika Başbakan Yardımcısı. Amerika ile devam edelim. Jennifer Aniston. JD, özür dilerim. James David'in baş harfleri. JD Vance'in Cat Lady çıkışına cevap vermiş. Cat Lady meselesi şu. Türkçe'de olan bir tabir değil. Bunu da direkt Türkçe'ye çevirip şey yapıyorlar. Yani çeviri meselesine birazdan Kamala Harris videosu vesilesiyle geleceğim ama. Şimdi Amerika'da böyle bir tabir var. Yani childless cat ladies. Bunu direkt Türkçe'ye çeviriyorlar ve bu şekilde birebir hani Google Translate çevirisi gibi diyeceğimiz bir çeviriyle de işte çocuksuz kedi kadınlar. Şimdi böyle bir tabir yok ki Türkçe'de. Senin buna izah etmen, anlatman lazım. Ben İngilizceye hakim biri değilim. Ama neticede okuduğumu anlamlandırma ve bir takım böyle bariz çeviri hataları konusunda da dikkatimi çeken konularda paylaşma hakkı görüyorum kendimde. Bu çok bariz o konulardan biri. Şimdi böyle bir tabir var Amerika'da. Kastedilen şu, çocuksuz çocuğu olmamış kedi kadınlar ya da kedi kadın derken cat lady, kedi kadın derken yani çocukları yok bunların, kedilerde teselli buluyorlar. Ya da işte kedi besliyorlar ya da kedilerle hemhaller falan manasına geliyor. Ondan dolayı böyle denmiş, çocuksuz kedi kadınlar. Ama bunun Türkçesi yok. Türkçede başka bir şey söylenir yani buna. Kedi kadınlar diye bir tabir yok. Siz bunu bu şekilde çevirdiğinizde şey anlamaz. Okuyan kişi anlamaz. Kavramı da bilmediği için. Şimdi geçelim. J.D. Vance gerek kendi hayatlarından gerekse aldıkları kararlardan mutsuz bir grup çocuksuz kedi kadın tarafından yönetiliyoruz. Ve onlar ülkenin geri kalanını da mutsuz etmek istiyorlar diyerek Kamala Harris'e bindirdi. Dün vermiştim. Kamala Harris çocuksuz çünkü. Gerçekten de bu sözlerin ABD'nin potansiyel bir başkan yardımcısından geldiğine inanmıyorum, diyor Jennifer Aniston. Onun da çocuğu yok çünkü. Ya da denedi. Yani Kamala Harris de belki denedi, bilmiyoruz. Jennifer Aniston'un denediğini biliyoruz en azından. Denediğini zaten bu mesajında da hissettiriyor. Tek söyleyebileceğim şu, demiş ve devam etmiş. Bay Vance, umarım kızınız bir gün kendi çocuklarını kucaklama şansına sahip olur. İnşallah tüp bebek yöntemine ikinci bir seçenek olarak başvurmak zorunda kalmaz. Çünkü siz bu seçeneği de onun elinden almaya çalışıyorsunuz. Çok güzel bir cevap. Ama böyle çirkef bir kampanya var Amerika'da. Böyle çirkef, bel altı, acımasız bir kampanya var. Bu adam çocukluğunda ne yaşadıysa, Hillbilly Elegy diye kitaplaştırmış, filmi de çekildi. O çocukluk travmasıyla yürüyor yani 39 yaşında. Acayip bir şey. Yani büyük tehlike, büyük alarm. Yani bu çıkışlar, bu laflar. Trump zaten öyle de. Evet. Çok büyük çirkinlik, çok büyük çirkeflik yani. Evet. Times YouGov anketi özellikle göçmen politikası, göçmenlerle mücadele ve suçla mücadele konusunda Trump'a Kamala Harris'ten daha çok güveniyormuş efendim. Orada The Times'ta bu karikatür çıktı. Joe Biden iyi ki gitmiş yani. Yani eğer kalsaydı nasıl artık
devam ederdi veya edebilirdi ayrı bir konu. Herkes artık böyle düşünüyor yani. Çok zamanında çıkmış. Esasen köprüden önce son çıkış bile diyebilirsiniz. Paris'teki olimpiyat açılışına geleceğim ama ondan önce şeye bir bakalım. Obama çifti Kamala Harris'i arayarak desteklerini bildirdiler. Beşinci gün. Belki de son destek açıklayan çift oldular. Onu bir izleyelim. İngilizcesi olacak. Türkçe altyazı yazmadım ama ne konuştuklarını sağdaki blokta göreceksiniz. Sağdaki sütunda göreceksiniz. İzleyelim, üzerine konuşacağız. Kamala. Hi. Hey there. Oh, hi, you're both together. Oh, it's good to hear you both. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh my goodness. Michelle, Barack, this means so much to me. I am looking forward to doing this with the two of you, Doug and I both, and getting out there, being on the road. But most of all, I just want to tell you the words you have spoken and the friendship that you have given over all these years mean more than I can express. So thank you both. It means so much. And we're going to have some fun with this too, aren't we? Evet, böyle. Bu konuşmayla artık Obama çiftinin de desteğini alarak Kamala Harris başkan adaylığını kesinleştirdi büyük ölçüde. Artık karşısında kimsenin durabileceğini zannetmiyorum. Bir aday olarak da kimsenin karşısına çıkacağını zannetmiyorum. Ama burada bir şey var. Öncelikle Obama çifti neden 5 gün bekledi? Birincisi, sanki bu planlı bir kurgu. Ve hemen herkes de Kamala Harris'i destek yarışına girdi. Yani Joe Biden çekilir çekilmez Kamala Harris'e destek kuyruğuna girmek doğru anlaşılmazdı diye ertelemiş olabilirler. İki, Joe Biden'a saygısızlık. O da bizim arkadaşımız. Yani 8 sene benim başkan yardımcılığımı yaptı. Hemen Joe Biden çekilir çekilmez bir saat sonra veya o gece Kamala Harris'e destek açıklamayalım falan diye de düşünmüş olabilirler. Neyse ne. Neticede 5 gün beklediler ve 5 gün sonra bu destek geldi. Bu tür gerekçeler de olabilir. Baştan zaten desteklerini vermiş de olabilirler. Bilmiyoruz. İleride anılarını yazarlarsa öğreneceğiz. Ama şu anda şey tamamlanmış durumda. Ekip tamamlanmış durumda. My girl Kamala diyor. Kamala olarak kalacak belli ki. Yani Kamala Harris kampanyasını Harris olarak değil de Kamala olarak yapacak. Kamala aşağı, Kamala yukarı. Öyle gidecek gibi görülüyor. Kamala ismi de zaten daha akılda kalıcı ve hani bir kampanya sloganı olması açısından da öyle. Otobüsünü de öyle giydirmiş falan. Yani olay Kamala olarak yürüyecek gibi. Başkan yardımcısını da muhtemelen Demokrat Parti konvansiyonunda açıklayacak. My girl Kamala demiş yani Michelle Obama. Bunu da çevirirken benim kızım Kamala diye çevirdiler. Bazı yerlerde gördüm. Yani öyle bir karşılığı yok Türkçe'de. Hani Kamalacığım diyebilirsin, sevgili Kamala diyebilirsin. İlla birebir Türkçesini çevirmek zorunda değilsin dedim ya. Yani dile çok hakim değilim ama bazı bariz hani şeyleri gördüğünüzde de en azından düzeltme gereği duyuyorsunuz. Ben sevgili Kamala diye çevirdim mesela. Benim kızım Kamala veya benim Kamala kızım falan gibi çevirmedim. Türkçesi öyle ama öyle bir laf yok Türkçe'de. İnsanlar konuşurken birbirlerine böyle hitap etmiyorlar. Neyse. Geçelim Paris. Olimpiyat oyunları başlıyor. Bu akşam muhteşem bir açılış var. Celine Dion ve Lady Gaga birlikte sahne alacaklar. Gerçekten heyecan verici ve Celine Dion da bir tweetle bunu paylaşmış. Hafta başında Paris'e gelmiş. İşte Louvre Müzesi'ni belli ki dolaşmış. O çok heyecanlı olduğu görülüyor. Bir nadir görülen bir rahatsızlığı var. Amazon Prime'da belgeseli var. Seyretmediyseniz seyredin. Ben seyrettim ve çok etkilendim. Yani oradaki kas spazmlarından pek çok krize kadar pek çok şeyi kameralar çekmiş ve yalın bir biçimde bütün duygusunu veriyor. En yalın haliyle, en ev içindeki haliyle öfkeleri, inişleri, çıkışları, kriz anları hepsini baştan sona vermişler. Celine Dion'u takip edin ve böyle ağır bir hastalığı ve tedavisi varken sahneye çıkması ve Paris Olimpiyatları'nın açılışında bir biçimde belki ayaktayken veya belki hala eski performansı olmasa bile, eski gücünde olmasa bile şarkı söyleyebiliyorken bunu Lady Gaga ile aynı sahneyi paylaşarak yapması önemli, tarihi bir an olacak. Mutlaka seyredin. O arada tabii sabotajlar var. Bomba ihbarları var uçaklara. Paris'e çıkan hızlı tren hatları
Burada gerçekten hızlı tren var. Yani hızlı tren saatte 300 kilometre ile gidiyor. Londra'dan Paris'e 2 saatte iniyorsunuz. Şehrin merkezinden merkezine. Hızlı tren hatları sabote edilmiş, kablolar kesilmiş filan. Paris'e giden trenler durdu. Yayınlar önce baktım, Eurostar bu işleten şirket %25'i iptal oldu seferlerimizin dedi. Düşünebiliyor musunuz? Aylar önce insanlar bilet almışlar. Ucuz bilet almışlar ki işte bu tarihte gidelim Paris'e diye veya işte çevre Fransa'nın şehirlerine. Ve bir anda iptal oluyor. Bütün trenlerde dolu olduğu için başka kaydırılacak yer de yok. Bakalım ne olacak? Böyle sıkıntılar da var efendim. Paris Olimpiyat oyunlarını takip edin. Dün ekrana getirmiştim. Çok ilgi gördü. Bir kere daha getireceğim. Gerçekten bir azim ve gerçekten en güzel olimpiyat açılışı bu. Olimpiyat meşalesini taşıyan Kevin Pierre 2015 yılında geçirdiği bir kaza sonucu belden aşağısı felç oldu ve ondan sonra da tıbbi tedavi, neyse rehabilitasyon yılmadan devam etti. Ve bir cihazlar desteğiyle yeniden yürüyebilme konusunda da yıllarca çalıştı. Birkaç yıl önce robotik bir tür dış iskelet dediğimiz, şu anda da gördüğünüz o iskeletle onu kullanarak yürümeye başladı. Ve bunu ilk defa halk önünde olimpiyat meşalesi taşırken Paris'te gösterdi. Ve bu görüntüyle de tarihe geçti. En güzel açılış bu oldu. Evet. Diyor ve bir manşeti daha noktalıyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi günü tekrar görüşmek umuduyla.